Çocuklar merhaba. İkinci ünitenin yedinci konusundayız. En son hatırlıyorsanız meclisi açmıştık. Şimdi bu meclisin açılmasına karşı özellikle ona karşı ayaklanmalar çıkarıyor ve çıkartılıyor. Konumuz bu. Çok uzun bir konu değil, kısa bir konu. Şimdi meclisin özellikle TBMM'ye karşı çocuklar belli bölgelerde belli gruplar tarafından isyanlar çıkartılıyor. Şimdi hemen başlayalım. Tahmin edersiniz ki İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri bu isyanların başını çekiyor. Şu gördüğünüz yeşil olan, renkli olanlar, hatta burada yazmayan birçok isyan da var çocuklar. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin beraber ortak çıkardığı isyanlar. Yani bunları ezberlemek zorunda mısınız? Hayır, değilsiniz. Ama özellikle şu kırmızıyı, maviyi bilirseniz zaten birçok çıkan soruyu da yaparsınız. Sarılar ise çocuklar, azınlık isyanları. Tahmin edersiniz şu Karadeniz bölgesinde Pontus Rumların çıkardığı, doğuda da özellikle Ermenilerin çıkardığı isyanlar. Bunlar da basit, yani hatırlamanız anlamında. İki tane farklı mavi var çocuklar. Bunun önemli, bu önemli biraz. Özellikle İstanbul hükümeti bizzat kendisinin çıkardığı isyanlar. Bu özellikle Ahmet Anzavur adlı bir kişi tarafından bir ordu kuruluyor çocuklar. Ordunun adı da Kuvayi İnzibatiye. Onun çıkardığı isyanlar. Amacı ne? Tekrar ediyorum. Kendinin güvenliğini sağlamak ve Ankara'yı ve TBMM'yi ortadan kaldırmak. Ve kırmızı da Kuvayi Milliye'nin çıkardığı isyanlar. Bu biraz size farklı gelebilir. Hani Kuvayi Milliye iyi demiştik. Evet iyi ama çocuklar ne yazık ki özellikle ilerleyen süreçte bazı Kuvayi Milliyeciler düzenli orduya geçmek istemiyorlar. Bundan dolayı isyan çıkarıyorlar. Hemen başlayalım konumuza. TBMM açılınca Anadolu'nun birçok yerinde isyanlar çıkmıştır. Amacı meclisi kapatmak ve Ankara'yı ele geçirmektir. Bundan dolayı çocuklar İstanbul hükümeti birçok çalışma yapmıştır. Mesela İstanbul'da Şeyhülislam'a hemen fetva yayınlatarak işte isyan çıkartmanın sevap olduğunu, özellikle işte Mustafa Kemal ve arkadaşlarını öldürmenin direkt cennete gideceğini, farz olduğunu, bunun gibi böyle saçma sapan fetvalar yayınlatmıştır. Ve bu fetvaları çocuklar İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya dağıtmıştır. Bu da tabii ki birçok bölgede böyle irili küçüklü büyüklü isyanların çıkmasına neden olmuştur. Hemen bize karşı bir halifelik ordusu adı altında bir ordu kurulmuştur. Kuvayi İnzibatiye. Sakın karıştırmayın bunu Kuvayi Milliye ile. Burada Kuvayi çocuklar kuvvet anlamında. İnzibat da hani Osmanlı ordusu anlamında, Osmanlı kuvveti anlamında bir ordu kurulmuştur. Ve başına da Ahmet Anzavur getirilmiştir. İtilaf Devletleri de dediğimiz gibi TBMM'yi yok etmek istiyor. Ortak amaç aynı zaten dediğimiz gibi. Ve özellikle Şeyhülislam'ın yayınladığı fetvaları uçaklarla dağıtmıştır, söylemiştik. Bunu söyleyelim. Bu çıkan isyanlar çocuklar birbirinden bağımsız. Sınavlarda bazen çıkıyor. Yani bölgesel. Hep her isyanın kendine göre amaçları var. Toplu şekilde hareket etmiyorlar. Ve Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli orduya girmek istememesinden kaynaklı isyanlar. Kuvayi Milliyecilerin yani çok faydasını görmüşüzdür. Mesela Çerkez Ethem, Demirci Mehmet birçok, hatta çocuklar bu çıkan isyanların bastırılmasında bile hizmetleri olmuştur. Ama ne yazık ki sonra özellikle Batı cephesinde savaşlar başladığı sırada düzenli orduya geçme kararından sonra bazı Kuvayi Milliye liderleri düzenli orduya girmek istememiştir. Bundan dolayı da ne yazık ki meclise karşı bir isyan başlatmıştır. Bu da bizi ne yazık ki olumsuz etkilemiştir. Demirci Mehmet, Çerkez Ethem, hatta burada yazmıyor Yörük Ali, bu da bazen sınavlarda çıkıyor isyanların bazıları. Azınlıklar da bu fırsattan istifade kendi devletlerini kurmak istiyorlar her zamanki gibi. İşte burada bir Rum devleti, burada bir Ermeni devleti. Bu hiçbir zaman değişmiyor zaten. Bunların da amacı devlet kurmak, söylediğiniz gibi. Biz ne yapmışız peki bu kadar o hazırlığa ve isyana karşı? Biz de çocuklar Şeyhülislam'ın fetvasına karşı Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Efendi ile beraber, 153 müftünün katılımıyla beraber karşı fetva hazırladık. Ve camilerde, cuma hutbelerinde okuttuk. Bu önemlidir. Özellikle milli mücadelenin ne kadar haklı olduğunu, ülkeyi savunmanın, vatanımızı ve toprağımızı, dinimizi, namusumuzu savunmanın dinimiz açısından da ne kadar önemli olduğunu, yani gerçekleri millete anlattı bu kişiler. Anadolu Ajansı kurulmuştur. Çünkü Mustafa Kemal her zaman halkın doğru bilgi almasına inanıyor. Bunun da işte özellikle bu İngiliz uçaklarıyla dağıtılan işte ilanların falan, fetvaların halkın üzerinde olumsuz etki yaratmaması için bizzat Ankara'da işte Halide Edebadı var önderliğinde. Bir Anadolu Ajansı, yani haber alma ajansı kurulmuştur çocuklar. Bu Anadolu Ajansı biliyorsunuz devletimizin resmi haber ajansı, hala çalışıyor yani kurum olarak. Halkın doğru bilgilenmesi anlamında. Başka neler yapılmıştır çocuklar? Bir kanun çıkartılmıştır. Hıyaneti vataniye, yani vatana ihanet kanunu çıkartılmıştır.
Tarihe bakın hemen 23 Nisan'da meclis açılmıştı. 29 Nisan hemen 6 gün sonra. İsyanlar zaten o sıralarda çıkıyor çocuklar. Bu vatana ihanet kanununda çocuklar meclisin özellikle yasama yetkisini kullandığını söyleyebiliriz. Çünkü bir kanun çıkartmak bir yasama yetkisi söylemiştik size. Ve aynı zamanda isyanların da hukuki yollarla durdurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Tabii ki bu kanuna göre çocuklar isyan çıkaran ve isyana yardım eden kişilerin cezası dediğimiz gibi idam. Yani bu diyeceksiniz bu kadar ağır karar olur mu? Çocuklar bir varlık yokluk savaşından bahsediyoruz. Yani ülkeyi kurtarmaktan bahsediyoruz. Böyle bazen sert tedbirler alınması gerekebiliyor. Bazen işte bu yasanın içerisinde aynı zamanda işte olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerde mahkeme kurulur tarzı bir karar da vardır. Burada amaç hızlı kararlar almak. Çünkü dediğim gibi çocuklar hani düşünün bir yani yangın çıkmış yani ülkede sizi yok etmeye çalışıyor. Yani biraz kararsız kalsanız yangın bütün binayı sarabilir. Burada hızlı karar almak ve anında müdahale etmek zorundasınız. Bu önemli. Burada özellikle isyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırırlar. Bakın bu da önemli bir tedbirdir. Çünkü bazı ne yazık ki karalama iftiralar da oluyor. İşte sevmediği insanlar hakkında işte bu isyancı tarzı böyle suçlamalar da olabiliyor. Bunun önüne geçmek için de böyle bir karar alınmış. Başka ne yapılmış? Riyanet ve Vataniye Kanunu uymayanları cezalandırmak için bir mahkeme kurulmuş çocuklar. İstiklal Mahkemeleri. Bu önemlidir. İstiklal Mahkemeleri olağanüstü bir mahkemedir. Üyeleri de çocuklar milletvekilleri tarafından oluşturulmuştur. Bu da şunu gösteriyor. Meclis hangi yetkisini kullanmıştır çocuklar? Yargı yetkisini. Yani zaten mahkemede cezalandırma tarzı bir vurgu olursa burada yargı yetkisini hatırlamanız lazım. Şimdi ayaklanmaların olumlu ve olumsuz sonuçları olmuştur. Birçok olumsuz sonucu olmuştur. Bir kere para ve silah kaybetmişizdir boşu boşuna. Bu arada ortamdan yaralanan Yunanlar ilerleme fırsatı bulmuştur batıda. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikmiştir. Çünkü enerjimizi boşa harcamışızdır. Bu tek olumlu sonuçlarından birisidir belki de. İsyanların bastırılması bizim otoritemizi, gücümüzü, milletin bize olan güvenini arttırmıştır. Evet konumuz bu kadar. Hemen başlayalım. Anadolu'da isyanların çıkmasında damat verdiğin çalışmaları büyük rol oynamıştır. Tabii ki çocuklar doğru. Kuvayi Milliyecilerin hepsi sonradan TBMM'ye karşı isyan çıkarmışlardır. Yani hepsi dediği için hemen anlamanız lazım. İstiklal mahkemelerinde milletvekillerinin yer alması TBMM'nin yasama yetkisini kullandığını gösterir. Tekrar ediyorum mahkemelerde. Yargı olacak çocuklar değil mi? Yargı mahkemeleri için. İsyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır. Söylemiştik yasama yetkisi özellikle. İsyanların hepsini düzenli ordu bastırmıştır. Hayır çocuklar düzenli ordu bastırmıştır. Kuvayi Milliye de birçok isyanı bastırmıştır. Bu isyanlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını geciktirmiştir. Evet, test sorularına bakalım. Siz okuyun isterseniz. Cevabını ben sonra vereceğim. Evet, bu hukuk devleti olacak. Sınavlarda çok çıkar çocuklar. Özellikle Mustafa Kemal'in yakalanan kişilerin mahkemede yargılanmasını istemesi, işte kimsenin direkt yargısız infaz yapılmaması istemesi bizim hukuk devleti olduğumuzu gösterir. Yani kanunlara, mahkemeye önem verdiğimizi gösterir. Bu soruya dikkat edin çocuklar. Biraz çeldirici olabilir. Evet çocuklar burada yargı olacak. Çünkü hani şimdi kuvvetler birliği deyince 1-2-3 hepsini insan almak istiyor ama burada dikkat ederseniz parçaya göre istiklal mahkemelerinde milletvekillerinin görev alması. Sadece neyi soruyor çocuklar? Mahkemelerde. O zaman cevap ortaya çıkıyor. Cevap Anzavur ayaklanmasını çıkaranlara. Burada özellikle bu kanun kimin için çıkarılmıştır? Çocuklar tabii ki isyanlara karşı çıkmıştır bu kanun. Bunu unutmayın. Tekrar ilk soruya benziyor. Hukuka uygun iş. Bakın dikkat edin. Ne diyor Mustafa Kemal? Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Olamaz diyor. Dikkat edin. İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak. Çocuklar burada özellikle Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun amacı isyanları bastırmak. İsyanların işte engellenmesi. Hangisi çelişkili konuşmuş olur diyor. Burada zaten direkt görüyorsunuz. Çünkü hukuki yollara tam tersi oluyor denildi. Liderlik yeteneğiyle ilişkilendirilebilir. Dikkat edin. Çocuklar karşılaştığı güçlükleri aşma. Çünkü yani bu mücadelede birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen Mustafa Kemal sürekli çözüm üretmiştir.
yargının işleyişini hızlandırmak, bunu söylemiştik. Hani aceleyi gerektiren durumlar diyor zaten. Bunun amacını söylemiştik. Haksız suçlamalar hangi yönü vurgulanmıştır? Gerekçesi. Yani burada dikkat ederseniz bu TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar milli mücadele için önemli bir engel teşkil etti. Şimdi bunu karşısında diye açıklıyor zaten gerekçesini. Sorunlara çözüm yolu bulabilme. Burada özellikle Mustafa Kemal'in gösterdiği tutum. Hangisine göre hareket ettiği söylenebilir. Tekrar mahkeme vurgusu olduğu için hukuk, hıyanet-i vataniye kanunu. Zaten çocuklar ayaklanmalar dediği yanında lütfen bu hıyanet-i vataniye ile isyanlar konusunda bağlantı kurun. Neydi? Kuvayi inzibatiye. Neydi? Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet. Yörük halde dinlenebilir. Hangi kanunu çıkardık? Vatana ihanet ya da hıyanet-i vataniye. Neyi kurdu? İstiklal mahkemeleri. Hangi yetkiyi kullandığını gösteriyor? Yargı. Evet çocuklar, konumuz burada bitti. Ünitemizin son konusuyla üniteyi bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.